işim geldi. Eyvah, bu tuvalet berbat. Ama neyse, elimizden bir şey gelmiyor. Ah, bir şey beni ısırdı. Bu bir pirana bitkisi. Mario! Neler oluyor? Endişelenme, mantar bombam var. Atıştırmak ister misin? Siperol! Bomba işe yarayacak mı? Kontrol etmek için yeterince güvenli gibi. Her şey temiz görünüyor. Ve poponu ısırmak için bekleyen bitkiler de yok. Daha fazla banyo hilesi için bizi izlemeye devam edin. Saçını güzelce yıkamalıyız. Of! Gözüme sabun kaçtı. Olamaz. Özür dilerim. Oğluma ne yaptın böyle? Dur temizleyeyim. Tamam, geçti. Seni sorumsuz adam. Anlaşılan Mario'nun dikkatini çeken başka bir şey var. Bu taçla ne yapmayı planlıyor? Vay canına, taç şeklinde bir duş ponesi. Aiden'ın gözlerine sabun kaçmaması için çok kullanışlı bir alet. Oynamak için Mario Bros'tan daha iyi bir oyun yok. İşte kral bu. Vay canına! Kumanda tuvalete düştü. Bu Mario'nun da sırılsıklam olduğu anlamına geliyor. Ve oyun bitti. Kumandayı düşürmek istememiştim. Aa, bu çok kötü. Bunun tekrar olmasını engellemeliyiz. Bunlar Mario'nun taytları mı? Görünüşe göre klozet kapağına da tam oturmuşlar. Ve daha kullanışlı hale getirmek için ortasına bir delik aç. Şunu bir deneyelim. Vay be, düşmedi. Yumuşak bir ördeğe ne dersin? Evet, sorun yok. Harika. Oyuna dönelim. İçimde Aiden'ın kazanacağına dair bir his var. Bence Aiden diş macununu abartıyor. Üstelik onu kullanmayı istemiyor bile. Hey! Bu da ne böyle? Aiden, dişlerini fırçalaman gerekiyordu. Ama diş macunu çok naneli kokuyor. Diş macununa minik bir buzzer kapağı takmaya ne dersin? Ona biraz diş macunu verirsen senin için kakasını yapar. Komik değil mi? Hadi şimdi dişlerini fırçala. İstemiyorum. Hay aksi. Nutella yemek istiyorum. Pekala, onu bana ver. Nutellalı diş macunu yapacağım. Mükemmel. Şimdi de Bowser çikolatalı ishal oldu. Naneli çikolata gibi. Hadi çık. Ay, Aiden su sıçramasından hoşlanmıyor. Mario, Mario. Ah, hadi ama. Mario'nun banyo zamanıydı. Ama tabii ki Aiden'ın önceliği olmalı. Suyun sıçramasından hoşlanmıyorum. Öyle mi? Bir fikrim var. Tuğla'nın bize özel bir şey vermesini istiyoruz. İşte bu. Sıçrama önleyici bir toz. Hadi bakalım. Sıçrama olmaması için tozun tamamını tuvalete dökmeliyiz. Hazır mısın? Bir dene bakalım. İşe yaradı. Sıçramadı. Bu harika. Teşekkürler Mario. Konsantre ol. Nasıl da rahatladı ama. Tuvalet kağıdını az kullan. Bu kadar çok kağıt sifon için hiç iyi değil. Aa, bu tıkanıklığın tek bir anlamı var. Burayı su basacak. Çoraplarım sırılsıklam oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Mario! Birinin dalış turu yarıda kaldı. Mario stretch filmle ne yapıyor öyle? Aa, umarım tuvaleti stretch filmle kaplamak tıkanmayı açar. Sifonu çek ve plastiği bastır. İşe yaradı. Yediği bütün o mantarları çıkarması oldukça zor. Hey! Tuvalet kağıdını kim çaldı? Hepsi bitmiş mi? Başka tuvalet kağıdı kalmadı. Küvetin üstündeki hariç. Olamaz. Bu Bowser. Seni kötü kaplumbağa. Mario! Pirana bitkisi bile bu imdat çağrısını duydu. Ne oldu? Tuvalet kağıdım bitti. Tuvalet kağıdına ihtiyacın yok ki. Mario ne yapmayı planlıyor? İşte burada bir alet var.
Seni kötü bitki, çekil üstümden. Tamam, tekrar deneyelim. İşte, onu buldum. Vay canına, tuvalet pompasıyla birlikte geliyor. Balonları ne kadar kolay temizlediğine bir bakın. Bitti mi? Sifonu çekmeyi dert etme. Suyu boşaltman yeterli olacak. Bu çok kolay. Tuvaleti kullanırken rahat olmalısınız. Tabii tuvalet kapağının çok soğuk olması hariç. Bakalım Mario yardım edebilecek mi? Sorun nedir? Çok üşüyorum. Klozet oturağı çok soğuk. Öyle mi? Belki saç kurutma makinesinin ısısı yardımcı olur. Güzel fikir. Bu popomu sıcacık yaptı. Klozet oturağına gelince. Bu bir Mario oyuncağı mı? Biliyorum. Tüm oyuncakları bir araya getirme zamanı. Neyse ki çıkartmalar halinde geliyor. Böylece onları klozet oturağının her yerine koyup sıcak tutabilirim. Aiden, klozet oturağın hazır. Bu çok rahat ve yumuşacık. Ve bunu yaparken çıkartmaları ezebildiğin kadar ez. Hapşa! Biri şu çocuğa mendil versin. Ya da en iyisi ellerini lavaboda yıkasın. Ama bir sorunumuz var. Aiden musluğa yetişemiyor. Hepsini lavaboya sileceğim. Neler oluyor? Aman tanrım! Bir düşünelim. Şampuan şişesi mi? Bende var. Mario ne yapmayı planlıyor? Bu yumuşak oyuncağı kullanarak sümüğü temizleyelim. İşte tamamen doldu. Şampuan şişesini suyun daha yakından akması için bir köprü olarak kullanacağım. Bu ne zeka? Sonunda tüm o sümükten kurtulduk. Aferin bana. Ve duşunu tamamlama vaktin geldi. Hiçbir şey banyo yapmaktan daha rahatlatıcı olamaz. Olamaz. Sabun çok kaygan. Dikkat et. Mario'nun kaykay yeteneği olduğunu kim bilebilirdi? Ve işte Mario yarışı bitirmek üzere. Ay! Uf! Of! Sırtım! Canın çok yanmış olmalı. Bu sabunsuz durumla ilgili bir şeyler yapmamız gerek. Bu dev bir burun mu? Daha da iyisi. Bu bir sabunluk. Keşke nezleden hapşırarak kurtulmak da bu kadar kolay olsaydı. Bu çok kolaydı. Ve artık kaykay kazası da yok. Aferin Bowser. Şimşek McQueen'den daha hızlı. Hayır. Tuvalet olmaz. Hayır. Mario! Mario da bir araba yarışının tam ortasında. Umalım da o da kendini tuvalette bulmasın. Mario! Yardıma ihtiyacım var. Ne oldu? Bowser tuvalete düştü. Anladım. Gel bakalım buraya. Bana vuracak mısın? Saçmalama. Sana klozetten yarış pisti yaptım. Ne kadar akıllıca bir icat. Tekerlekleri döndürmeye devam o zaman. Mario'nun da Mario Kart yarışına dönmesi gerekiyor. Kazanması gereken bir kupa var. Vay canına. Bu klozet Aiden için çok yüksek. Boyu yetişmiyor. Mario! İmdat çağrısı duyuyorum. Merhaba. Sorun nedir? Klozet oturağına yetişemiyorum. Acaba ne yapsak? Bu tuğla ne için? Bunu basamak olarak kullanabilirsin. Çık üstüne. Vay canına. Kendimi çok uzun hissediyorum. Buna bayıldım. Tamamdır evlat. Okul için hazırsın. Hadi gidelim. Dışarıda çok sert bir fırtına var. Birisi hava durumunu kontrol etmeyi unutmuş olmalı. Dışarı bu şekilde çıkamayız. Dayanıklı bir şemsiyeye ihtiyacımız var. Hadi ya, bu yırtılmış. Ne yapacağız şimdi? Bir şey bulmalıyım. Bir duş perdesi. Biraz mahremiyet lütfen. Duş perdesine delikler açacağım. Sonra da böyle katlayacağım. Sonra kenarları ısıtarak birbirine yapıştıracağım. İşte harika bir yağmurluk. Denesene. Wow, harika. Kendim için de bir tane yaptım. İşte şimdi fırtınaya meydan okumaya hazırlar. Dişlerimi fırçalama zamanı. Vay canına. Sanki limonlu şeker gibi. Aiden, bu iyi değil. Çok fazla diş macunu kullandın.
Bu sevimli diş macunu sürücü sorunumuzu çözebilir. Diş macununu içine yerleştirelim ve diş fırçamıza yeteri kadar diş macunu sürelim. Harika! Kötü kokuyor. Oh, hadi ama başka bir yöntem bulmalıyım. Oh, merhaba. Ver bakalım onu bana. Diş macununu Nutella ile birleştirsek mi acaba? Tatlı olur. Eski diş macununu Nutella versiyonuyla değiştirelim. Çikolata gerçekten her şeyi çözer. Aferin oğlum. Seni de tebrik ederim hayatım. Etkinlik zamanı. Makas. Hayır. Hızlıca bir şeyler yapmam gerekiyor. İşte bitti. Neredeyse oluyor. Risk koruyucular günü kurtardı. Ucuz kurtardık. Eyvah. Bıçağı bırak Aiden. Olamaz. Kağıttan bir bıçak yapmalıyım. İşte oldu. Mario tam zamanında yetişti ve bıçağı kağıt bıçakla değiştirdi. Bir dilim lezzetli pasta hak ettin Mario. Çok lezzetli. Görüşürüz baba. Olamaz. Parmakları sosis gibi ezilecek. Mamma mia. İyi ki bende bu kapı tutuculardan var. Artık kapılar çarpmayacak. Kapşu. Bu sümük çok iğrenç. Kapşu. Hay aksi. Hem Mario hem de Aiden hastalandı. Her yeri sümük, mikrop ve şeker yaptılar. Neler oluyor burada? İğrenç. Tavallıcıklar hastalanmış. Ateşinize bir bakalım. Bebeklerimin ateşi var. Sanırım size sıcak bir battaniye lazım. İşte süper rahat. Buldum. Bir de öksürük şurubu içmeleri gerekli. Öksürük şurubunun yarısını bir bardağa dökelim. İç bakalım ufaklık. Evet haklısın. Berbat kokuyor. Lollipop. Ver bakalım onu bana. Lollipop'u öksürük şurubuna batıralım. Aiden fark etmeyecek bile. Lollipoplara bayılırım. İşe yaradı. İşte halı tamamen temizlendi. Deprem mi oluyor? Her şey sallanıyor. Çamurlu ayakkabılar. Hayır dur. Vın. Bitiş çizgisine çok yakınım. Arabayı durdur. Olamaz. Ben hallederim. Geliyorum. Hayır. Tam zamanında balonu ayakkabının altına koydum. Harika görünüyor. Aiden artık halıyı kirletemeyecek. Aferin Mario. Bu ses de ne? Orada biri mi var? Hiçbir şey görmüyorum. Merhaba. Canavar! Neler oluyor? Işık nerede? Neyin var? Orada bir canavar gördüm. Saçmalama. Sadece bir kıyafet yığını. Hadi uyku vakti. Gitme. Bir el feneri ve bir boru. Hadi başlayalım. Boru parçalarını kesip onları yeşil renge boyayalım. Tam benim tarzım. Tüm parçaları bir araya getirip montajla. Sonra gece lambasının üzerine yerleştir. İyice sıkıştır. Bir de mantar ekleyelim ve lamba hazır. İyi geceler oğlum. İyi geceler baba. Tatlı rüyalar. Aiden artık huzurlu bir şekilde uyuyabilir. Bu sosisi kesmek çok zor. Zor mu? Bu Mario'nun işi. Bu yara bantları sosisi sabit tutmana yardımcı olacak. Bu yara bandı sosisin bir ucunu tutar, diğeri ise diğer ucunu. Şimdi kesmeyi dene.
Bu sosis hala hareket ediyor. Hissediyorum. Ben etmiyorum. Büyük siyahları devreye sokma zamanı geldi. Hadi sosisi tabağa çivileyelim. Mario her zaman en iyi çözümü bulur. İşte, dene bakalım. İşe yaradı. Aiden sosisi kesebiliyor. Neden o zavallı sosise işkence ediyorsunuz? Ben bunu bir sosis kesiciyle halledebilirim. Şuna bakın. Sosisi ortaya koyuyorsunuz ve böyle bastırıyorsunuz. Hatta üzerinden bile yiyebilirsin. Mmm, çok lezzetli. Gözlerini kapat tatlım. Oh, şampuan gözüme kaçtı. Ah canım, Mario. Ne oldu? Oğlumun başı dertte mi? Bunu yapabilirim. Hey, bana sayı kaçırttırdın. Bu şapkaya bir delik açma zamanı. Ha? Bebizör şapka mı? Bir saniye. Anladım. Şapka Aiden'ın gözlerinin şampuan kaçmasını önleyecek. Hadi tekrar deneyelim. Şimdi nasıl? İşe yaradı. Gözlerim yanmıyor artık. Yay! Aiden'ın doğum günü. Hadi Aiden, Hinata'ya vur. Oo! Kıymık battı. Wow! Vay canına, çok yakındı. Olamaz. Oğlumun eline kıymık battı. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. İngiliz anahtarıyla çıkartalım. Korkuyorum. Sersem Mario, yardımcı olacak bir şey yap ve şu bloğa vur. Hallediyorum. Altınları aldığımıza göre iki tanesini kullanarak kıymayı çıkarmaya çalışacağım. İşte oldu. Vay canına, bu gerçekten dahice bir yöntem. Eyvah! Lollipop'um! Belki kumluyken daha lezzetli olur. Ha? Hayır, pislenmiş. Bir pirana bitkisi mi? Bir fikrim var. Orta kısmında pipet bulunan yeşil bir bardağa ihtiyacım var. Sonra pirana bitkisine benzeyen bir figür yapacağım. Bu ısırmaz. Bu bir lollipop tutucu. Ve gerçek bir pirana bitkisi gibi hareket ediyor. Al bakalım. Bu harika. Artık lollipopumu düşürmeyeceğim. Harikasın. Prenses Peach ultrasona gitmek üzere. Biraz gerginim. Ben Mario. Elimi tut canım. Başlayalım. Neden çalışmıyor? Hadi ama. Bozuk mu? İzin ver Mario tamir etsin. Sadece cıvatalarını sıkıyorum. Oldu işte. Yaşasın. İşe yaradı. Teşekkürler dostum. Bebekleri de Mario oyununda. Ben bebek Mario. Bak, çok sevimliyim. Bebeğim çok tatlı. Ne? Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl atlıyorsun? Atla, yaşasın. Wednesday'de ultrason muayenesi için burada. Ve çok sinirli. Görünüşe göre doktorun cebinde küçük bir arkadaşı var. Ne? Çuf çuf. Tren geliyor Barbie. Yardım edin. İşte çuf çuf. Dur dur. O benim bebeğim. Geri ver onu. Ne? Artık güvendesin. Oo, hayır. Olamaz. Bebek severler Prenses Peach'i çok bunaltıyor. Aa, Mario, bana yardım et. Oo, ne yapsam? Oo, bir Barbie. Buldum. Ne? Nereye gidiyorsun? Gitme. Hamile bir Barbie yapacağım. Karnına bir bebek koyacağım ve onu kille kaplayarak ona göbek şekli vereceğim. Sonra yeni hamile karnının üzerini silikonla kaplayacağım. Bütün göbeği silikonla kaplanana kadar dökmeye devam edeceğim. Ve süslü olması için biraz da sim ekleyelim. Tamamdır. Ne? Hamile bir Barbie mi? Evet evet, onun karnını sevebilirsiniz. Hadi yakalayın. Göbek!
Beni bekle. Teşekkürler kahramanım. Her zaman tatlım. Enid de Venizde'nin karnına dokunmadan duramıyor. Git başımdan. Tink de eğlenceye katılmak için geldi. Yeter bu kadar. Lurch! Efendim? Hemen kurtul onlardan. Bomba ister misin? Oh, fikrini sevdim. Çok yumuşak. Ne? Göbek nerede? 3, 2, 1. Patlama sonrası gibisi yok. Vay be. Az önce olan da neydi öyle? Yanlış düğmeye bastınız. Bu yapışkan şey de nereden çıktı? Ha? Anneciğim! Çok hastayım. Senin neyin var? Uyuyamıyorum. Hamile karnım yüzünden uyuyamıyorum. Anlıyorum. Önce şu sümüğü temizle lütfen. Şimdi karnın için bir şeyler bulacağım. Hapşım! Ne yapmalı, ne yapmalı? Düşün. Ben bir dahiyim. Mario dayanıklıdır. Yüzme simidimi buldum. Çok rahatsız. Geldim. Önce ayağa kalk olur mu? Bir fikrim var. Ne yapmaya çalışıyorsun? Karnını deniz simidinin üzerine yerleştir. Vay canına, çok rahatladım. Uhu! Uyumaya devam etme zamanı. Eminim buraya sıkışabilirim. Vay be. Tamam, köpek yatağında yatayım. Uyumaya hazırım. Tabut da hazır. İşte oldu. Sadece yastığımı kabartacağım. Ne? Tabut kapanmıyor. Karnı engel oluyor. İnanmıyorum. Lurch! Sorun nedir? Karnım konusunda bir şeyler yap. Keselim mi? Hadi yap. Gerçekten karnını mı kesecek? Yok. Tabutta bir delik açacakmış. İşte oldu. Şimdi göbeğin sığacak. Dahice. İşte bu rahat bir uyku şekli. Üstüne bir battaniye örtünce iyi bir gece uykusuna hazırsın. Tuvalete gitmeliyim. Nihayet sonunda. Acele et Mario. Çişim geldi. Ha? Olamaz. İşte başlıyoruz. Şimdi sifonu çekmeliyim. Çok kötü kokuyor. Aman tanrım, bu büyük bir pislik. Temizlemem lazım. Tuvalet fırçası. Olamaz, fırçayı kırdım. Bu çok kötü. Aptal tuğla. Bana bir yıldız verdi. Sadece bir yıldız değil. Bu bir tuvalet temizleyici. Harika zamanlama. Yıldız tuvaleti tertemiz yapacak. Vay canına. Ama sadece bir yıldız yeterli değil. Eğlenceli renkler ve biraz da köpük eklemeliyiz. Neden bu kadar uzun sürdü Mario? Biraz daha koku ekleyelim. İşte böyle. Şimdi sifonu çekebilirim. Artık tuvaleti kullanabilirsin. Çok geç. Altıma yaptım. Ne? Olamaz. Yerleri temizlemek için başka bir yıldız kaldı mı? Şüpheli bir durum seziyorum. Tam tahmin ettiğim gibi. İğrenç kokuyor. Thing az önce ortalığı birbirine kattı. Sanırım çok tuvaleti gelmiş. Neye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bir gaz bombası. Gaz maskesini tak. Olamaz. Ve başlıyoruz. Süper alın. Dur.
şimdi bekleyeceğiz. Görünüşe göre her şey yolunda gitti. Hadi bir bakalım. Ah, temiz hava. Sonunda rahat rahat tuvaletimi yapabileceğim. Böylece Think de dersini aldı. Bunu yapabilirim. Görünüşe göre yan odada duygusal bir canavar var. Sessizce içeri girmeliyim. Selam. Ucuz atlattık. Aletlerim bana yardımcı olacaktır. İngiliz anahtarımı? Hayır. Peki ya çekiç? Yok, olmaz. Oo, tamam. Çiçekler, mendil ve mantar. Son olarak çikolata. Hadi gidelim. Duygusal ve hamile piçe karşı zavallı bir Mario. Sakin ol, sakin ol tatlım. Bak, 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 bak. Al şunu. Çikolata mı? Sakin ol tatlım. Çikolata! Bu çok iyi. Daha çok istiyorum. Şimdi mendilleri alalım. Vahşi hamile kontrolümüz altında. Hapşım! Fırsatını bulmuşken çiçekler. Oo, benim için mi? Barbie'ye elektrik mi veriyorsun? Wednesday bu gösteriye bayılacak. Ne? Ne? Barbie'ye ne yapıyorsun? Hayır, çok geç. Düğmeye bastı bile. Hey! Ucuz atlattık. Bu güzel bebeğe zarar verme seni canavar. Ama sen bunu seversin. Gözyaşı mı o? Wednesday'in hormonları alt üst olmuş. Bari bundan yararlanıp bütün gözyaşlarını bir kutuda toplayalım. Başardık. İyi ki tuvalet kağıdı küpelerim var. Onları kulağına tak. Bu da ne böyle? Güzel. Artık gözyaşlarımı kolayca silebilirim. Bu mükemmel. Aferin Lurch. Ne güzel bir bebek partisi. Hediye getirdik. Vay canına. Acaba pembe bebek kıyafetleri olabilir mi? O zaman açsam iyi olur. Önce pembe kutuyu açacağım. Vay canına. Ne? Sadece düz, şeffaf bir biberon mu? Soru ne? Düz beyaz bir tulum mu? Hayır. Beğenmedin mi? Burada neler oluyor? Bence gitmeniz en iyisi. Ha? Sorun ne tatlım? Şu sade sıkıcı hediyeye bak. Ben renkli istiyorum Mario. Anladım. Benimle gel. Neden tuvalete gidiyorlar? Bekle ve gör. Ağlama. Bunu düzelteceğim. Bak, ben tulumu rulo yapıp lastik bantlarla bağlarken dikkatle beni izle. Güvenli olduğundan emin olmak için çift düğüm yapalım. İşte oldu. Şimdi bunu tuvalete atalım. Sonra tıpkı bir gökkuşağı gibi renkli boyalar ekleyelim. Daha sonra ekstra bir etki için köpük ve biraz altın tozu ekleyeceğim. Son olarak tuvaletin üzerine plastik saracağım. Peki şimdi ne olacak? Sadece bekle. Kapağı kapatalım ve sifonu çekelim. Tamamdır, hadi açalım. İşte bu. Batik bir tulum. Ne dersin? Bu inanılmaz. Rengarenk oldu. Sade biberon mu? Hayır. Parlak biberon, evet. Aman tanrım, harika bir şey bu. Mario gerçekten en iyi numaraları biliyor. Sana bir hediyem var Wednesday. Teşekkürler. Galiba bu. Hadi sarılalım. Neredeydin sen? Oh, işte buradasın. Açsana. Tamam, bakalım. Peluş bir oyuncak. Ve pembe bir tulum mu? Ne? Gerçekten mi? Hoşuna gitti mi? Hoşuma mı gitti mi? İçini açıp tüm malzemeleri çıkarmayı seviyorum. Sonra içine birkaç kablo ile birlikte bir pil koyacağım. Şimdi sana yama yapacağım dostum.
birazcık ince ayar yapmamız lazım. Şuna bir göz atalım. Selam. Tuluma gelince siyah ve korkunç olmasını tercih ederim. Emziği de dikenli severim. Pembe bir oyuncak kesinlikle olmaz. Dikenli bir beyzbol sopası çok daha iyi. Aa, yok artık. Mario Bowser'la dövüşüyor. Aa! Dikkat et. Aa, karımın bana ihtiyacı var. Ne oldu? Suyum geldi, doğuruyorum. Aa, olamaz. Derin nefes al. Sakin ol Mario. Doğum çantasını al. Acele et. Dur biraz. Sadece nefes almam lazım. Ah, kendim yaparım. Yapabilirsin ama elimi o kadar sıkmasan mı? Lütfen bırak beni. Hadi ıkının lütfen. Ben deniyorum. Harika bir yakalayıştı. Oyun kurucu. Bebeğiniz çok sağlıklı. Oğlum. Bu bebek daha çok Luigi'ye benziyor. Ne? O zaman baba... Bebek nasıl? Ups, neyse ne. Bu da ne? Suyum geldi. Doğruyorum. Kırmızı alarm. Merak etme, tekerlekli sandalyem var. Çabuk ol, beni hastaneye götür. Dur biraz gerineyim. Herkes yerlerine hazır başla. Bu kadar hızlı olmalarını beklemiyordum. Beni şaşırttın. Sancıların gelene kadar uzan. Geri geleceğim. Gerek yok. Bebeğimi kendim doğurabilirim. Onu yakaladım, onu yakaladım. Çok kolaydı. Hadi eve gidelim benim cesur kızım. Ama bu nasıl olur? Molly grip olmuş. Ne? Dur şu sümüğü alayım. Merak etme. Öksürük şurubu getirdim. Bunu sevmedim. Onun yerine bunu istiyorum. Orada. Neyi? Atıştırma zamanı. Bu şeker spreylerini denemek için sabırsızlanıyorum. Bu çok ekşi ama çok güzel. Boş mu? Güle güle o zaman. Şeker spreyi mi? Bence bu bir hazine. Bingo! Boş mu? Dur, daha iyi bir fikrim var. Şeker spreyi istiyorsun değil mi? Evet. O zaman önce gözlerini kapat. Tamam. Şekeri öksürük şurubuyla değiştireceğim. İşte geliyor. Nefis, çok lezzetliydi. Eminim kısa sürede kendini daha iyi hissedeceksin. Lollipop'uma biraz limon serpileyim. Bu şekerlere bayılıyorum. Bir ısırık almak için sabırsızlanıyorum. Oh, hayır. Molly'nin dişi sallanıyor. Ne oldu? Zavallı dişin. Dişini hemen çekmeliyiz. Oh, hayır. Ne yapmalıyım? Aha. İp. Bunu eski yöntemle yapacağız. İpi dişinin etrafına saracağım ve diğer ucunu hapishane demirine bağlayacağım. Hazır mısın? 1, 2, 3. Polis bey! Yardım edin! Pa! Ha? İmdat çağrısına benziyor. Polis kapıyı açtığında Molly'nin dişi de çekilmiş olacak. Ama Molly'yi de beraberinde çekmek planın bir parçası değildi. Dişim hala yerinde. Ne fiyasko ama. Nerf silahımı. Ne yapacağımı biliyorum. Lütfen beni vurma. Nerf mermileri çok daha hızlıdır. Bu yüzden ipin diğer ucunu merminin etrafına dolayacağım. Hazır mısın? Ateş et. İşe yaradı. Sallanan dişim gitti. Akabilir miyim? Aferin sana. Çok cesurdun tatlım. Merminin duvara saplanmasına sevindim doğrusu. Şimdi diş perisini çağıralım. Bu balık pişmiş mi? Isıramıyorum bile. Anne, ayak parmağım acıyor. Neden? Sorun ne?
Bir bakayım. Aa, ayakkabısı çok sıkmış olmalı. Zavallı şiş parmaklar. Oo, hayır. İyi gelmesi için üfleyeceğim. Ne? O bir palyaço mu? Merhaba bayım. Şu balonları alabilir miyim? Kızım çok üzgün ve ben onu mutlu etmek istiyorum. Moralini düzeltebilirim. Ona birkaç numara göstereceğim. Bu yavru köpek şeklindeki balon onu gülümsetecektir. Bu kadar numara yeter. Hadi hücrenize dönün. Anne balonlarla ne yapmayı planlıyor? Balonun ağız kısmını keseceğim ve Molly'nin ayak parmağına saracağım. Her parmağına bir balon. Ve bunlar onu koruyacak. Şimdi ayakkabını giy. Rahat değil mi? Sanki bulutların üzerinde yürüyorum. Yaşasın. Bütün gece etrafta koşturabilirsin. Yaklaşın. Kolları yukarı sıyırın. Aa, acıdı. Sıradaki. Aa. Sıradaki. Sırada kim var? Sen misin küçük kız? Gel bakalım. Korkuyorum. Aa, hayır. Şırıngası canavar iğnesine benziyor. Hazır mısın? Hayır. Sadece bir karınca ısırığı gibi hissettirecek. Sorun nedir? İğnelerden nefret ederim. Bu çok kötü. Onu aşı olmaya nasıl ikna edebilirim? Ha? Kelebek saç tokası. Buldum. İğneye takacağım. Böylece korkutucu olmayacak. Vay canına. Üzerinde bir kelebek var. İşe yaradı. Aşı bitti bile. O kadar da kötü değildi değil mi? Sıra sende polis. Ben mi? Hayır. Gördün mü? Sen bir polisten daha cesursun. Bankta kıymık mı var? Dikkat edin. Ha? Anne yardım et. Dur bakayım. Sorun ne? Göster bana. Aman Allah'ım. Kıymık. Doktor bey. Doktor bey. Kızım yaralandı. Nasıl yardımcı olabilirim? Kızıma kıymık battı. Doktorları sevmiyorum. Splinter ha? Bunun için bunlara ihtiyacımız olabilir. İçeri geliyorum. Kıymığın nerede olduğunu gösterebilir misin? Hayır. Bu çok korkutucu. Bu hiç iyi değil. Aa, peki ya şu şırınga doktor? Anne ne planlıyor? Arkanı dön. Kıymığı çıkaracağım. Bu şırıngayla kıymığı çıkardığımızda hiçbir şey hissetmeyeceksin bile. Neredeyse bitti. Geçti. Büyük kötü kıymık sana artık zarar veremeyecek. Acımadı bile. Peki buradaki işim bitti. Her zaman yanındayım tatlım. Vay canına. Molly oyun hamurundan hamburger yapmış. Çok lezzetli görünüyor. Tadım testi zamanı. Hayır. Dur. Oyun hamurunu yiyemezsin. Daha fazla hamburger yok. Onu mahvettin. Bunu nasıl yaparsın? Kendimi kötü hissediyorum. Bir şeyler düşünmem lazım. Aa, buldum. Yenilebilir bir oyun hamuru yapalım. Acıktım. Ha? Bu pizza oyun hamuru mu? Gerçekten yiyebilir miyim? Tadı harika. Sen de bir parça yemeği hak ediyorsun anne. Teşekkür ederim canım. Çok lezzetli. Ups. Henüz işimi bitirmedim. Konsantre olmalıyım. Geliyor. Çilekler çıktı. Vay be. Ne kadar da rahatladım. Gazeteden peçete mi? Bununla ne yapacağımı biliyorum. Çok komiksin. Kokuyu alıyor musun? Benden gelmiyor. Anne bu tarafa bak. Çürük yumurta gibi kokuyor. Yapamayacağım. Hey bu koku senden mi geliyor? Dur bir bakayım. İğrenç. Poponu temizlemedin mi? Geç şuraya. Buraya gerçekten bir koku bombası bırakmışsın. Nasıl temizleyeceğimi bilmiyorum. Bu kokuda düşünemiyorum. Dur bakalım. Polis baygın. Balonlar da şurada. İşte fırsat.
Şimdi parti verme zamanı değil. Öyleyse anne balonlarla ne yapmayı planlıyor? Sana poponu nasıl temizleyeceğini öğreteceğim. Örnek olarak Nutella'yı kullanalım ve balonların arasına sürelim. Gördün mü? Şimdi temizlemek için bulaşan yeri bir mendille silerek temizle. İşin bittiğinde güzelce katla ve at. Şimdi sen de dene. Tamam, deneyeyim. Böyle sil. Başardım. Aferin sana. Artık kokulu kazalar yok. Vay canına, şu uzun kirazlara bakın. Bunlar benim en sevdiklerim. Hepsini yiyeceğim. Hiçbir şey beni durduramaz. Boğulma alarmı. Molly, buraya gel. Olamaz. Hadi tükür, tükür onu. Öksür hadi. Ve işte kiraz çekirdekleri. Bu bir silah sesi mi? Kurşun yağıyor. Saklanın. Bitti mi? Ha? Tamam, ben iyiyim. Sadece derin nefes al. Ne yapabiliriz? Bak, Coca-Cola şişesi mi? Şişenin ağzına biraz kiraz koyacağım. Sonra da kirazın çekirdeklerini dışarı itmek için bir pipet sokacağım. İşte oldu. Birkaç tane daha kaldı. Bu işte uzmanım. Bunu gözlerim kapalı bile yapabilirim. Teşekkürler anne. Birileri slime banyosu yapmış gibi görünüyor. Çıkarın bizi. Sessiz olur musun lütfen? Dikkat et. Kızıma zarar vermeye nasıl cüret edersin? Hay aksi, bu acil bir durum. Doktoru arayacağım. İşte geldi. İçeri gel doktor. Birinin başı dertte gibi görünüyor. Merak etme. Bu röntgen cihazı elindeki sorunun ne olduğunu bize söyleyecek. Bileğin kırılmış. Kırılmış mı? Hayır. Zavallı kızım. Peki ne yapacağız? Korkarım alçıyı almamız gerekecek. Çekiç ve keski mi? Ne yapacaksın onlarla? Hızlıca halledelim. Bak, hepsi bu kadar. Çok rahatsız edici. Teşekkürler doktor. Bunu bir süre kullanman gerekiyor, tamam mı? Çıkarın şunu. Hayır Molly, kendine zarar vereceksin. Alçılı halde nasıl oynayabilirim ki? Bir düşüneyim. Thanos'un sonsuzluk eldiveni mi? Buldum. Alçını sonsuzluk eldivenine dönüştüreceğim. Vay canına. Koparma gücüm de var. Doktorun gitmesini istiyorum. Olamaz. Ne yaptın sen? Sadece korkutucu doktorları ortadan kaldırdım. Yüzümü yıkamam lazım. Kutsal pepperoni. Ne? Anne! Ne oldu Molly? Bir bakayım. Sivilce mi? Tamam, bak onları teker teker patlatacağım. Nefesini tut şimdi. Siper alın. Bu da ne böyle? Sen! Ne yapıyorsun? Ups, özür dilerim. Sana neyin iyi geleceğini biliyorum. İşte bu alet. Sadece sivilcenin üzerine bastıracağız ve içindeki iltihabı dışarı çıkaracağız. Bir süre peynir yiyemeyeceğim. Alnım çok pürüzsüz. Akıllıca değil mi? Dünyanın en akıllı annesi. Molly'nin yiyeceklerini nereye sakladığını tahmin edemezsiniz. Tuvalete. İşte benim Pikachu burgerim. Canım çok çekmiştim. Çok lezzetli. Bu havuç çok taze. Ne? Molly, ne yiyorsun? Bu benim Pikachu burgerim. Yine mi abur cubur? Bu kadar yeter genç bayan. Şu andan itibaren daha fazla sebze yiyeceksin. Harika. Doktor da geldi. Gel benimle. Doktor bey, kızıma nasıl sağlıklı besleneceğini öğretebilir misiniz? Sürekli abur cubur yiyor. Bir Pikachu resmi mi? Doktor ne yapmayı planlıyor? Şu Pikachu'ya bak. Hastalandı. Nedenini bilmek ister misin? Öğrenmek için midesine bakalım. İçeriden çok fazla zehirli sıvı çıkıyor, gördün mü? Bu çok iğrenç. Hepsi abur cubur yüzünden. Şimdi çıkarma işlemine geçmeden önce bunu temizleyelim. Bir bakalım. Pizza,
patates kızartması, burger ve uzun bir hamburger. Bu nasıl sığdı ki buraya? Onları brokoli ile değiştireceğim. Su ve bir elma. Onu dikmek için bir yara bandı. İşte Pikachu yeniden sağlıklı ve güçlü. Şimdi sebzelerini yesen iyi olur. Bu çok korkunç. Anne, ver şu avucu bana. Sağlıklı ve güçlü olmalıyım. Aferin benim kızıma. Çok fakirsin. Kes şunu. Hiç komik değilsin. Aa, onlar mantar mı? Güzel görünüyor. Daha çok bir tuzak gibi. Ham, tuzlu. Yerden yemek mi yiyorsun? Çok lezzetli. Biraz daha istiyorum. Sanırım şuradaki boruya gidiyor. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük mantar. İşte yakaladım seni. Haha. Tuzağa düştün. Ha? Biri gitti, biri kaldı. Mario mu? Yakaladım. Ne? Kloroform işe yaramıyor. Hepsi bu mu? Bir bıçağım var. Ver onu bana. Elin kolun bağlıyken cesaretin nerede? Şey, bana yardım et. Bu da ne? Ne? Peru. Hayır. Robot beynimi açığa çıkarma. İşte bu kadar. Benimle gel. Kızı aldım. Evet, kaçırma başarılı oldu. Şimdi gidip kötü robotlar yapalım. Aiden, neredesin? Ha? Aiden'ın mantarı. Wednesday'in bebeğinin kafası. Bu şu anlama geliyor. Kaçırıldılar. Olamaz. Aiden ve Wednesday o korkunç laboratuvara götürüldüler. Kıpırdama. Öyleyse ellerini bağlamak zorundayım. Sakın kıpırdama. Hayır. Seni de bağlamam gerek. Bu düğümü çözmek imkansız. Kolay oldu. Ne? Kolay olan buydu. Sen nasıl? Pekala. Bakalım bu zincirlerden kurtulabilecek misin? Bahse girelim, bunlardan kurtulamaz. Onları çıkardım. Çok basit. Aha, neyin işe yarayacağını biliyorum. Tek boynuzlu at tişörtümü. Bu çok korkunç. Bu sana ders olmalı. Çok dar ve pembe. Artık hazır olduklarına göre buluşumuza başlayalım. Buradan çıkmamız gerek. Wednesday bak, bu makası ipi kesmek için kullanabiliriz. Aynen öyle. Dur, ben oraya gidiyorum. Acele et. Deniyorum. Aiden, neredesin? Aiden. Ha? Bowser, bana çok şüpheli görünüyor. Bunların arkasında o olmalı. Onu takip etmeliyim. Nereye gitti? Olduğun yerde kal. Oğlum nerede? Onu bana geri ver. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Aha! Bütün bu insanları sen mi kaçırdın? Aiden! Çıkarın bizi oradan. Yardım edin. Aiden nerede? Gerçekten bilmiyorum. Ah, boş ver. Anlaşılan buradan çıkamayacaksınız. Onu nasıl bulabilirim? Aha! Mario kardeşim. Luigi, yardımına ihtiyacım var. Bak, Aiden kayıp. Şehrin her yerine kayıp posterleri asalım. Ah tanrım, merak etme, yanındayım kardeşim. Hadi gidelim. Aiden, neredesin? Aiden, çık dışarı. Aiden! Ah, bir duvar. Aiden! Ne? Hey, ben duvar değilim. Neden benim üstümde? Affedersin. Aiden, neredesin? Bir ayakkabı mı? Aiden'ın olmalı. Borunun içinde mi yoksa? Bir pirana bitkisi. Aiden, Mario, bana Aiden, yardım et. Neredesin? Beni içeri çekiyor. Ah tanrım, oğlumu nasıl bulacağım? Luigi, nerede o? Beni yalnız bıraktığına inanamıyorum. Aiden! Kapıda kim var? Bu bir polis.
Beni mi çağırdınız? Sorun nedir? Kızım kayboldu. Adı Wednesday. Arananlar posterindeki kıza benziyor. Hayır, benzemiyor. Yardımına ihtiyacım kalmadı. Hoşça kal. Ucuz atlattık. Lurch, yardımına ihtiyacım var. Tak tak. Evet hanımefendi. Al şu kumandayı. O ne için? Hadi git işini yap. Pekala, helikopter hazır. Uçurma zamanı. Hadi bakalım. Vay canına, uçan bir kayıp posteri. Zengin olmak bunu kolaylaştırıyor. Vay, bir sürü tehlikeli silah. Wednesday oyuncaklarını göstermeyi sever. Benim tatlı kızım, neredesin? Bu el bana onu hatırlatıyor. Oh, Morticia'nın bir imgesi var. Megan ve Doktor Eggman. Wednesday ve Aiden da var. Onları bulmaya yaklaşıyorum. Şimdiye kadar tüm kasaba pankartı görmüş olmalıydı. Bak, bu şey. Görünüşe göre bir takım ayak izleri bulmuş. Megan ve Doktor Eggman'in olabilir mi? Neredeyse oldu. Makasa çok yaklaştım. O kadar çabuk değil. Beni kandıramazsın evlat. Buraya geri gel. Kımıldama. Başka bir plana ihtiyacımız var. Ne? Bu şey. Şey bizi kurtaracak. Makası alacak. Nihayet buradan çıkabiliriz. Hadi şey. Olamaz. Seni küçük yaramaz el. Sanırım sen de kodesi boylayacaksın. Hayır. İşimize dönelim. Çok yaklaştık. Karşınızda robot lazer makinesi. Aman tanrım. Eğer ikinizi de lazerle vurursam kötü Wednesday ve kötü Mario robotları olacaksınız. Hayır, hayır. Yardım edin. Aiden, neredesin oğlum? Bu da ne? Wednesday'in kayıp posteri Mario'nunkini kapatıyor. İnanılır gibi değil. Hey sen, posterlerimi kapatmayı bırak. Bu ne cüret? Posterlerime dokunma yoksa kavga ederiz. Ne? Şu robota bak. Şşş, bak bak. Ne var? Elindeki o zehirli şey de ne? Bekle, onu tanıyorum. Onu imgelememde gördüm. Çocuklarımızı aldı. O zaman peşinden gidelim. Bekle, bu topuklularla koşamam. Ve elbisem çok dar. Oh. Ne bekliyorsun? Koşamıyorum. Pekala, zıpla. Güzel, acele et. Aman tanrım, çok ağırsın. Biraz dinlenmem lazım. Hayır, duramayız. Çocuklarımız tehlikede. Hadi gidelim. Dur bir düşüneyim. Baksana, bir durun bayım. Skuterınızı ödünç almalıyım. Yoldan çekilin. Lütfen. Bununla ben ilgilenirim. Biraz paraya ne dersin? Vay canına. Anlaştık. Hadi gidelim. Atla. Çocuklar, geliyoruz. Daha hızlı gidemez misin? Son malzeme de hazır. Bu serum mükemmel kötü robotu yaratmak için gereken son malzeme. Dünyayı biz yöneteceğiz. Hayır, olamaz. Bu kadar yeter. Hey, kapıya dikkat et. Acele et. Tamamdır. İşte makine hazır. Tek yapmam gereken başlat düğmesine basmak. Ah hayır, sonumuz geldi. Siz çocuklar için kaçış yok. Artık bizi hiçbir şey durduramaz. Olamaz. Aileleri zamanında yetişebilecek mi? Burası mı? Bak, Megan kapıyı koruyor. İçeri nasıl gireceğiz? Aha, bir boru. İçeri girmek için borudan aşağı kayabiliriz. Asla kirli bir boruya girmem. Sen bilirsin. Ben kendim giderim. Tanrım, gerçekten girdi mi? Lağım gibi kokuyor. İçerideyim. Çok iğrenç. En azından planım işe yaradı. Ah hayır, bir papa geliyor. Plan iptal. Çok rahatladım. Plan başarısız oldu. Duşa ihtiyacın var. Bu da kim? Bugsy Boo ne yapıyor? Sonra görüşürüz patron. Aferin. Ne yapacağımı biliyorum. Yine neyin peşindeler? Hayya, al bakalım. Olamaz, Mario.
Ben hallederim. Bugsy Boo'ya ne yapacaklar? Zaman tükeniyor. Bugsy Boo, az önce gitmedin mi? Mario ve Morticia içeride Bugsy Boo'yu kontrol ediyorlar. Bir şey unuttum. İçeri geri dönmeliyim. Oldukça şüpheli. Beni içeri alır mısın? Unuttuğum bu şeyi gerçekten almam gerek. Garip davranıyorsun. Gizemli kutu. Onu kırmalıyız. Yaşasın, ateş çiçeğimiz var. Sizin içindeydim. Çok tatlısın. Bayıldım. Tamam, girebilirsin. Güzel, planımız işe yaradı. Hadi gidelim. Benden hoşlandı. Umarım kimse görmemiştir. İşte bu kadar. Dur, makineyi kapat. Patron, tamam durduruyorum. Senin neyin var? Burası çok dar. Koltuk altların iğrenç kokuyor. İyi misin patron? Kımıldama. Oha! Bekle, bu Bugsy Boo değil. Mario ve Morticia. Oh, ateş et. Aileler geldi. Megan, onlarla ilgilen. Seni döveceğim. Dur, bir fikrim var. Sana 1 milyon dolar ödememe ne dersin? Para mı? İstediğini biliyorum. Şimdi o makineyi parçalamak için bir şansım var. İşe yaradı. Seni de buradan çıkaracağım şey. Aa, pekala. Sanırım parayı alabilirim. Şimdi çocukları kurtarmak için Mario'nun bir fırsatı var. Acele edin çocuklar. Gidin saklanın. Aa, kaçmam lazım. Burada saklanalım. Hey, beni kandırdın. O kadar çabuk değil. Önce beni geçmelisin. Lütfen bana zarar verme. Banyo yapmaya ne dersin seni kokuşmuş robot? Su. Ben arıza. İşe yaradın. Aferin Mario. Dikkat edin. Olamaz. Her şey mahvoldu. Buraya kadar seni yakalayacağım bıyıklı adam. Bana zarar verme. Uzak dur benden. Dur bakalım. Bu zehirli serumun ne işe yaradığını merak ediyorum. Buraya gel Bay Eggman. Koşmayı bırak. Bu bir kedi fare oyununa dönüştü. Az kaldı. Yakaladım. Ah, papam. Ah, hayır. Zehir olmasın. Neler oluyor? Şuna bakın. Doktor Eggman gerçek bir yumurtaya dönüştü. Bizi kurtardın. Yaşasın, çocuklarımız güvende. Hadi gidelim buradan çocuklar. Sonunda Mario ve Morticia çocuklarıyla birlikte eve dönüyor. Bakalım bu sefer anlaşabilecekler mi? Al bu bebeği. Umarım kabus görmene sebep olur. Oh, hediye için teşekkür ederim. Bana neden sarılıyorsun? Bence gitsek iyi olur. Bekle, seninle daha önce kavga ettiğim için özür dilemek istiyorum. Aa, sorun değil. Barışma öpücüğüne ne dersin? Gerçekten mi? Aman tanrım, sanırım az önce aşık oldum. Eve gitme vakti geldi.